Evet, delik delme işlemimiz şu anda sonlandı. Parçamızı inceliyoruz. Gördüğünüz gibi kalıbımızda bulunan bütün boşluk ve delikler program vasıtasıyla delinmiş bulunuyor. İtici pimleri, kolonlar, su yolları, tüm cıvata boşlukları hepsi gerekli toleranslar verilerek delinmiş bulunuyor. Delinme işleminden sonra teknik resim alma işlemine geçeceğiz. Burada önceki videolarda da anlattığımız şekilde istersek tüm kalıp parçalarının teknik resimini alabiliriz. Ya da istediğimiz parçaları ayrı ayrı teknik resim alma şansımız var. Bunun için iMod Driving komutunu kullanıyoruz. Corecavity VR seçeneğinden teknik resim alacağız şu an. Buradan ölçü seçebiliyoruz. Ya da kullanacağımız kağıt boyutlarını buradan seçiyoruz. Kaç görünüşte olmasını istiyorsak 3 görünüş alacağız şu an. Onaylıyoruz ve teknik resim iMob tarafından çıkartılacak şu an. Bizim yapmamız gereken hiçbir şey yok. Hepsini kendi otomatik çıkaracak. Evet, teknik resmimiz şu an çıkartıldı gördüğünüz gibi. Biraz yakınlaşıp detaylara bakıyoruz. Burada kalıp için gerekli tüm ekipmanlar listelenmiş bulunuyor. Buradan inceleyebiliyoruz. Kalıbımıza geri döndüğümüzde ise şimdi tek tek ayrı parçaların teknik resimini çıkartacağız. Bundan da Create Drawings komutunu kullanıyoruz. Bu sefer sadece kalıp plakalarının teknik resimini isteyeceğiz. Onaylıyoruz. Her plaka için ayrı ayrı teknik resim dosyası oluşturuyor. Tüm plakaların teknik resmini gerçekleştirdi. Bunu inceleyecek olursak teknik resmimizi açtık. Ve önceki videolardan bize ulaşan yorumlara bakarsak delik ölçülerinin gösterilmediği hakkında yorumlar aldık. Bunun için ayrı bir komutumuz var. İstersek detay olarak bu delikleri ekleyebiliyoruz.
Call chart komutuyla orijini belirleyerek ve hangi görünüşü yapmak istiyorsak ve pozisyonunu seçiyoruz oluşacak tablomuzun. Buradan yine noktadan sonra verilecek ölçüleri seçiyoruz. Yani ne kadar yüzdelik birim kullanılmasını istiyorsak. Onaylıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm delikleri isimlendirdi ve ölçülerini tablo halinde bize sundu. Teknik resimde hangi ölçüyü görmek istiyorsak, hangi deliğin ne kadar çapta ve derinlikte olmasını istiyorsak, buradan bulma şansımız var koordinatlar sayesinde. Teknik resimimizi de bitirdik. Kalıbımız sonlandı. Gördüğünüz gibi iMold ile kalıp tasarımı yapmak ve teknik resmini çıkarmak çok kolay. Siz de videolarımızı takip ederek iMold kullanmaya devam edebilirsiniz. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.